Amerikalı psikolog ve kuramcı Yuri Bronfenbrenner, çocukların çevreleriyle olan etkileşimlerinin gelişimleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu açıklamaya çalıştığı ekolojik sistemler teorisini geliştirdi. Bronfenbrenner'e göre çocuk gelişimini daha iyi anlamak için çocuğun doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşim içerisinde olduğu bütün ortamların dikkatle incelenmesi gerekmektedir. 1979 yılında Yuri Bronfenbrenner tarafından geliştirilen ekosistemler teorisine göre çocuğun gelişimini etkileyen 5 farklı sistem bulunmaktadır. Bunlar mikrosistem, mezosistem, egzosistem, makrosistem ve kronosistemdir. Merkezdeki çocuk bütün bireysel özellikleriyle çevresini saran katmanlarla etkileşim kurar. Yani etnik kimlik, ten rengi, sağlık durumu gibi özellikler bireyin çevresiyle kurduğu etkileşimde önemli yer tutmaktadır. Ekolojik sistemler teorisinin ilk katmanı mikrosistemdir. Mikrosistem çocuğun doğrudan kurduğu etkileşimleri içermektedir. Çocuğun ebeveynleri, sınıf arkadaşları, öğretmeni, yaşadıkları sokak ya da apartman mikrosistemi oluşturur. Daha sonra mikrosistemler arasındaki ilişkilerin yer aldığı mezosistem gelir. Sanılanın aksine mezosistem mikrosistemin üzerinde değil, mikrosistemler arasındadır. Örneğin ebeveynler ile öğretmen arasındaki ilişki mezosistem içerisinde yer alır. Aile ve öğretmenin ilişkisi, ailenin öğretmeni, öğretmenin de aile olan tutumu bu kapsamda ele alınır. Bunun yanında ikamet edilen bölgenin güvenlik durumu ve bu durumdan kaynaklanan aile tutumları da mezosistem içerisinde değerlendirilir. Mezosistemin ardından egzosistem gelir. Egzosistem, çocuğun doğrudan etkileşimi olmayan ortamların çocuk üzerindeki etkisini açıklar. Dolaylı ortamların çocuk üzerindeki etkisi kadar bu ortamların mikrosistemlerle etkileşime girdiklerinde ortaya çıkan sonuçlar da bu katmanın kapsamındadır. Ebeveynlerin iş yerleri ve okul arasında bu tarz bir ilişki vardır. Ebeveynlerin çalışma saatleri esnek mi, okula aktif katılımlarını destekliyor mu yoksa engel mi teşkil ediyor gibi sorulara egzosistem içerisinde cevap veririz. Üniversite senatosu, üniversite öğrencileri için bir egzosistem olarak kabul edilebilir. Senatonun öğrencilerle doğrudan etkileşimi olmasa da aldığı kararlar öğrencilerin hayatını etkiler. Yemek ücretlerinde yapılan değişiklikler, yurt inşaatı gibi konularda alınan kararlar öğrenciler üzerinde etkiye sahiptir. En üstte makrosistem bulunmaktadır. Burası en geniş toplumsal ve kültürel yapıdır. Türk kültürü, Türk aile yapısı gibi kavramlar makrosistem içerisinde yer bulur. Alt kültürler de bu kapsamda ele alınabilir. Örneğin dini grupların kendi toplumsal ve kültürel yapıları olabilir. Coğrafi bölgeler ve sosyoekonomik duruma göre oluşmuş alt kültürler de makro sistem içerisinde değerlendirilir. Buna ek olarak ülkenin politik yapısı da makro sisteme dahildir. Politikacılar günlük hayatlarında pek az insanla etkileşime girseler de aldıkları kararlar bütün toplumu etkiler. Son olarak katmanlar üstü yapısıyla bütün katmanları etki eden kronosistem bulunur. Kronosistem akan zamanı ifade eder. Zaman içerisinde meydana gelen değişimler ve bu değişimlerin çocuğun hayatı üzerindeki etkisi kronosistem tarafından açıklanır. Boşanmalar, ekonomik krizler, o ülkede meydana gelen savaşlar ya da günümüzde bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gibi salgınlar çocuğun kronosistemi içerisinde değerlendirilir. Bu durumlar, bu süreçler çocuğun diğer bütün ekolojik sistemlerini etkiler. Ekolojik sistemler teorisi şu temel prensiplere dayanmaktadır. Çocuk en merkezlidir. Katmanlar kesin çizgilerle ayrılamaz. Ekosistemler hem birbirlerini hem de çocuğun gelişimini etkilerler ve etkileşimler karşılıklıdır. Bunun yanında sağlıklı gelişim için tutarlı ve güvenilir etkileşimlere ihtiyaç vardır.